Bekir Azar. Artık yok öyle. Adam Amerika aşkına darbeye kalkışan teröristlerden. O bir FETÖ'cü. Firar etmiş gitmiş İngiltere'de gazeteye demeç veriyor. Eyvah Türkiye ağır silahlanma içine girdi diye. İşi daha da büyütüyor. Türkiye atom bombası yapmayı planlıyor dikkat edin diyor. Hani bu ülkeyi sevdikleri için darbe yapmışlardı ya, şimdi aynı ülkeyi dünyaya gammazlıyorlar. Aman ha atom bombası yapmasınlar tedbir alın diye uyarıyorlar. Bu ülkede doğup bu ülkede ekmek yiyip bu ülkede acımasızca batı aşkına insanları öldürenler Türkiye'nin güçlenmemesi için tüm dünyaya haykırıyor. Adeta ben satılmışım sizin köpeğinizim diyor. Adamın demeç verdiği ülkeden çok sevdiği terörist başının yaşatıldığı Amerika'ya kadar önüne gelende tonlarca atom bombası var. Onlar yapabilir, bizim hainin umurunda değil. Ancak Türkiye yapamaz. Söylediği bu. Yüz yıl önce de bu ülkede egemen güçler Osmanlı'yı düşünmüyordu. Ülkelerini, vatandaşlarını, bayraklarını, ezanlarını hiç düşünmüyordu. Varsa yoksa tek dertleri vardı. Kimi Almancıydı, kimi de Fransız ve İngilizce. Bugün değişen durum var mı? Fazlasıyla var. Evet şu dönemde de içimizde İngilizciler, Almancılar var. Fransız hayranları şimdilik azınlığa düşmüş durumda. Ve tabii ki Amerikancılar ve İsrail severler diye kalabalık bir güruh ortaya çıktı. Ancak bugün en büyük değişim egemen güçlerde yaşanıyor. Artık bu ülkede vatanını, milletini, bayrağını, ezanını düşünenler ve bu uğurda canını verecek olanlar egemen güç durumuna geldi. İşte bu durum hem içeride hem de dışarıda birilerini delirtmeye yetiyor. Yüz yıl önce Dolmabahçe savaşa girilmesini hiç istemedi. Ancak meclisteki Almancı ve İngilizciler Londra veya Berlin'in yanında yer almak için adeta birbirine girdi. Ve kumpas kurarak koskoca imparatorluğu kaybeden Almanlara yamayarak parçaladılar. O dönemde sosyal medya, televizyon yoktu. internet, Twitter hiç yoktu. İstanbul'da alınan kararlar ve ülkeye satılmışların içeriden yaptığı ihanet ülke toprakları içinde yer alan Yemen, Bağdat, Mekke veya en ücra köşedeki vatandaş bilemiyordu. İnsanlar uzaklardan neler oluyor diye bakıyorlardı sadece. Sultan Vahdettin Han'ın televizyona çıkıp ulusa sesleniş yapacak ve ihanetleri bir bir anlatacak şansı yoktu. Bugün artık her şey şeffaf. Ülkenin iki uç sınırındaki her vatandaşa kadar herkes her şeyi görüyor, duyuyor ve biliyor. Bu ülkede artık egemen güç milletin ta kendisi. Artık bu ülkeye dışarıdan kurulan kumpasları, yapılan tüm saldırıları, içerideki ihanetleri tüm çıplaklığıyla anında öğreniyorlar. Almanlar deliriyor mesela. Türkiye'de halkın seçtiği Cumhurbaşkanını indirmek için devlet medyasıyla dahi bize saldırıyor tüm ajanlarını sahaya sürüyor. Alman ajanlar kalkışmacılara eğitim verirken yakalanıyor. Kimi Alman ajanı da Taksim'de otel odasında milleti ayaklanma gazına getirmek için sokaklara bildiri atarken yakalanmaktan son anda kurtuluyor. Almanlar Türkiye'nin iç işlerine karışmak, halkın oylarıyla seçilen iktidarı devirmek için her naneyi yiyor. Sosyal medya, gazete, TV ne varsa bu tezgahları Allah şükür bugün tüm ülkeye duyuruyor. İşte benim anlamadığım noktada tam burada başlıyor. CHP lideri Kemal Bey, iktidarın devrilmesi için her türlü kumpası kurup ajanlarını sahaya süren medyasıyla her gün bu konuda saldıran Alman medyasına güvence veriyor. Biz indireceğiz, merak etmeyin diyerek rahatlatıyor. Kemal Bey genel başkan olduğunda ilk Almanya'yı ziyaret etmişti. Hadi bunu anlarım. Ancak Alman halkını ve devletini rahatlatma gereği neden duyuyor? yaptığı açıklamalar çarpıtılmış güya Almanlar da hayır biz röportaj metnini prensiplerimiz gereği önce gönderip teyit aldık sonra yayınladık diyerek CHP'yi yalanladılar. Almanlar böyledir. Kullanırlar ve satarlar. Aslında tüm batının genlerinde bu vardır. Şimdi de PKK sever Almanların çok büyük destek verdiği Alman sever HDP Kemal Bey'e gitmiş. Beraber indirelim diyor. Bu ziyarete en çok Berlin ele uçturuyor. Türkiye'yi aman atom bombası yapıyor diye dünyaya gammazlayan Pensilvanya, HDP CHP ortak hareket çağrılarında sevinçten adeta havalara uçuyor. Ancak dedik ya artık telgraf direklerinin yeni yeni dikildiği 100 yıl öncesi durum yok. Artık rüzgar enerjisi için direklerin dikildiği büyüyen Türkiye'de egemen güç, yüce Türk milleti her şeyi görüyor. Bizi artık kaybedenlerin saflarına sürükleyemeyecekler. Bekir Azar, Takvim